biz kızı önermek olarak her sene belediyemiz kapandıktan sonra görüşümle üstlendik. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'ndan sonra çizici bölümümüz mahalle oldu. Ama biz örf ve adetlerimizi, genellerimizi hiçbir zaman bırakmadık ve devam ettireceğiz. Bu sene 21.sini yapıyoruz. Geçen sene yağmurdan dolayı yapamamıştık. İşte her sene yine olduğu gibi bugün Denizli'den, Çamlık'tan 12 tane otobüsümüz sağ olsun Denizli Belediyesi, Büyükşehir'in Belediye Başkanı Osman Zolan desteklerimiz hiçbir zaman eksik etmiyor. 12 tane otobüs gönderdi. Denizli'den tüm spor sever, yürüyüş sever insanlarımız her zaman ilgi gösteriyorlar yürüyüşümüze. Gene aynı şekilde geldiler, katıldılar. Sabahleyin 9'da Kızılcahamam'da startımızı verdik. Toplu bir şekilde bu piknik alanımıza geldik. Burada işte domates, peynir, ekmek arası, çayımız, ikramımız var. İkramımız da burada sağ olsun iş adamımız Ahmet Doğurga amcamız her sene yapıyor bunu. Biraz önce de gördüğünüz Pamukkale Motor Grubu geldi, bir güzel gösteri yaptı. Birazdan halk oyunları gösterimiz falan olacak. İnşallah biz bunu her sene daha büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Bu parkurun farkı ne Osman Bey? Diğer parkurlardan farkı ne bu parkurun? Bu bizim araştırdığımız duruma göre, bilgiye göre dünyanın en uzun tek seferde yapılan yol yürüyüşü. Halkla beraber yapılan yol yürüyüşü. Tabii bu bizim ilk başlangıçta biz bu yolun açılmasını çok istiyorduk. Çünkü buradan Denizli'den Kızılcahamam'a arası 20 kilometre. Öbür yoldan gidersek 45-50 kilometre. Yani bunun yolun açılmasını çok istiyorduk ama ne yazık ki bu hep Kızılcahamam'a mal oldu. Aslında öyle değildi. Buradan Denizli'den direkt Muğla'ya geçen bir yol olacaktı. Olmadı ama biz tabii bu yol böyle yürümeye başladık. Spor severler de ilgi gösterince biz bunu artık bir doğa yürüyüşü halkla beraber bunu yapmış olduk ve devam ettiriyoruz.